Evet, bir önceki videomuzda denediğimiz buydu. Bir Kulettepe'nin Rampage'in tek fanlı. Ama dediğim gibi kaç taneydi? 4 tane bakır kablolu bir şeyini denedik. Soğutucusunu denedik. Bunun aldığımız değerleri önceki videomda paylaştım. Şimdiki videomda Rampage'in Helio C2 dediğimiz 240 yani 120-122 fanlı, çift fanlı bir şekilde soğutucusu, sıvı soğutucusu ki bence çok güzel. Yani diğerini kıyaslayacağım. Farkları göreceksiniz. Çünkü diğer videomda da paylaşmıştım. Şimdiki videomda da bunu paylaşacağım. Hangi değerlere çıktığını, ne olduğunu. Şimdi nasıl takılı onu da videosunun fotoğrafını koyacağım. Benim üst fana koydum. Yani kasamın üstüne koydum. Fanlar bu şekilde hava üflemeli yukarı çıkıyor. Altta da yani buradan da direkt işlemciye bağlı ve değerleri yine OCCT programıyla denedim. OCCT programıyla 5000 Hz'lere çıkarak tam randımanlı 5 dakika 3 dakika çalıştırdım ve değerlerini söyleyeceğim. Bunu şunu söyleyeyim. Baştan aslında söylemem gerekirdi. İşlemciyim 12. nesil i9 12900K. 100 derecelere çok rahat çıkıyor. 110 derecelere kadar çıkabiliyor. Hani şey stok kullanırsanız. Ama biraz kule tipi kullanırsınız. Biraz daha yüksek bunu düşürebiliyorsunuz. Sıvı soğutucu ama sıvı soğutucuda da kesinlikle bence 240 yani 120-120 2 fanlı kullanmanız gerekiyor. Tek fanlı kullanıyorsanız kule tipini geçin. Tek fanlı kullanacağım bütçem buysa diyorsunuz ki o da çok ya tabii yeni yarı yarıya fark var da bugün zamanıyla söylüyorum yani 1000 lira civarındaysa şu an kule tipi tabii burada 2000 lira. Yani katı bir rakam farkı var. Değer mi? Değer çünkü İyi bir işlemci alıyorsun. Bu iyi işlemci de randımanlı bir şekilde çalıştırmak istersin. Ama dediğim gibi yani 5000 Hz'de yani full 5200 yani bunu aşırtmalarla yaparak çok yüksek değerlerde, çok yüksek enerjide çalıştırmak oyunlarda bu kadar olmuyor. Bu kadar ihtiyacınız yok. Kulet tipi de her türlü işinizi görecektir. Değerleri bir önceki videomda paylaşmıştım. Yani 80-90 derecenin altına düşürebiliyorsunuz tam randımanda. Büyük ihtimalle oyunlarda da 70 dereceleri ya da 60 dereceleri falan görebilirsiniz. Ama bunda tam randımanda bile alacağınız enerji çok daha düşük olacak. Şimdi hemen gösteriyorum. Burada hemen o CCT'mizi çalıştıralım. Bakın hemen gösteriyorum size. Şuradan da görebilirsiniz. 32 GB DDR4 bende. Anakartım DDR4 çünkü. 3.20 GHz ama ben dediğim gibi biraz da 5000 Hz'leri zorluyoruz. Yani 3.20'lerde yüksek bu değerleri çıkmaz. Kullanmazsınız. Daha iyi, her zaman daha iyi gitme ihtiyacı duyuyoruz. Ya da ben duyuyorum. Start diyelim. Ya bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Şimdi bakın değerler şu an gözüküyor ki hava çok sıcak. Yani şu an 35 derece 32 derece fan çalıştırıyorum. Klimam yok. Odam da yani toplasın 28 derece 29 derece halde geziyordur. Yani 30 yakını dışarısı 35-40 derece buru yani ortam sıcak. Onu bir söyleyelim. Bakın o bu ortam sıcaklığında %100 kullanması 4300 lira çıktı şu anda. Normalde 5000 lira vurdururum ben ama şu an vurmadı. Ama vursa da yani 70 derecede geziniyor. Peki biz kule tipinde kaç derecelerde geziyordu? Bu benim son yaptığım işte hava ayarlamalarıyla birlikte son yaptığım 89'da gözüküyordu. Yani 19 derece hadi bilemedin 15 derece çünkü biraz zaman geçtikçe sıcaklık artacaktır. Şu an kaç dakika oldu? Şu an 1 dakika oldu sadece. Bu 3 dakikaya geçince 75'leri görecektir. Şimdi o da dediğim gibi 90'ları görüyordu, 92'leri görüyordu. Bayağı bir fark var yani. 13 derece gibi bir fark var. Bu %100 randımanda kullanır mısınız ya da kaç saat boyunca %100 randımanda kullanırsınız? Kullanmazsınız. Hoşnutsanız bence kesinlikle bu soğutucu alın. Aradaki farkı şu an görüyorsunuz. Tam randımanda aldığı derece 73 derece. Yani en fazla 75'lere çıkıyor. Onun üstüne çıkmıyor. Biraz daha bekleyelim. Bu videonun bu kısmını biraz hızlandıracağım. Bence evet hala 172 watt aldık. Ben bunu daha da atmıştım. 4400 termogenize çıkıyor. 75 wattlarda. Gayet iyi. Yani bu kadar sıcak ortamda, bu kadar sıcağın olduğu yerde. Dediğim gibi havalandırma beni soğutmuyor zaten. Bu kadar sıcağın olduğu yerde aldığı derece bu. Demek başarılı. Bu kadar sıcaklığın olduğu derece 74 derece 75 dereceyi geçmedik. Bunu ben bir saatte çalışırsam yine bu derece kalacak. Yani son noktası bu ki ortam da çok sıcak. Yani oda sıcaklığı belki 22-20 derecelere düşse hani kış ortamı olsa çok çok daha düşer. Aynı şekilde kule tipi incelerken de bunu yaptım. Ortam bayağı sıcaktı yani.
Sıvı soğutucudan randımanımızı aldık ki dediğim gibi ikili kullanın. Görüşmek üzere.